Değerli bir meslektaşım telefon hattımda. Star Gazetesi Sanat Kültür Editörü Bedir Acar. İyi akşamlar Bedir Acar. İyi akşamlar, iyi geceler. Şu anda Erdem Bey, iyi yayınlar. Mardin'desiniz bildiğim kadarıyla ve çok keyifli bir sinema etkinliği var. Doğru mudur? Evet, doğrudur. Burada Sabancı Vakfı'nın düzenlemiş olduğu uluslararası kısa film yarışması Oh. var. Dünyanın birçok yerinden, özellikle Türkiye'mizin her bölgesinden kısa filmciler burada kısa filmleriyle yarışacaklar. Geçmiş dönemlere ait bir tanıtım toplantısıydı bu. Bu seneki kısa film yarışmasına katılacak gençlerin de Kasım tarihine kadar, 5 Kasım yanılmıyorsam, vakitleri var, zamanları var. Kısa filmi olanlar dijital yalnızlık üzerine Peki. çekecekleri kısa filmlerle bu yarışmaya katılabilirler. Ondan Peki, ons etmiş olalım. arkadaşlar benden önce davrandılar. CHP sansürü hortlattı mı diye soruyorlar. Ben de sorayım. Adam Bey, bu sansür meselesi aslında Türkiye'nin çok eskiden beri kanayan bir yarası. Ne yazık ki Türkiye'de sağ ve sol sadece bugünün meselesi değil ama geçmişten de gelen bir gelenek olarak, yani ideolojik bir körlük içerisinde olduklarını düşünüyorum. Halbuki Türkiye'nin birikimine, total Evet. birikimine vurulan bir darbe olduğunu düşünüyorum bu tür hareketlerin ve çok gereksiz olduğunu, hem toplumu gerdiğini hem de bizim kültür ve sanat hayatımızı fakirleştirdiğini, yoksullaştırdığını ben düşünüyorum. Tabii ki Az önce sanatta, haberde de kültürde herkesin sözüne ihtiyaç var. Meşru o elbette, zeminde. yani Evet. 1937 yılında Muhsin Ertuğrul'un yönettiği şehir tiyatrolarından daha mı gerideyiz biz? Ya. Muhsin Ertuğrul Bir Adam Yaratmak eserini Necip Fazıl'a sipariş etti ve onu kendisi Hüsrev'i oynadı, hem yönetti hem oynadı. 1937 senesinde bunu yaptı. Ama daha sonraları Necip Fazıl sansüre uğradı. Demek ki biz 1937 anlayışından daha mı gerideyiz? Yani bunun olmaması gerektiğini, 2019 senesinde artık bunlardan kurtulmuş Aşmış olmamız olmalı. gerektiğini ben düşünüyorum. Yani Necip Fazıl, bu sadece bugünün meselesi değil Ardan Bey, daha önce de bahsettiğim gibi. Yani bu sadece tiyatroda da değil, edebiyat dünyasında, sinemada, Her yer. şiirde hep böyle ola gelmiştir. Yani sol camia diyelim, hani tırnak içerisinde, ben bu kelimeleri çok kullanmak istemiyorum ama bir şeyi belirtmek için söylüyorum. Yani edebiyatçıları da görmezden geldiler, sinemacıları görmezden geldiler, bir tarafa sağır kaldılar. Yani bir taraf sazı eline aldığında diğer tarafa Bu bir sağır kalması kutuplaşma için değil mi? Yani sonuç itibariyle ve dikkat elbette ediyorum bir Türkiye kutuplaşma bölündü ve diyen çok şikayet eden şahıslar veya çevreler en çok bölen olmaya başladı. Ne yazık ki bu böyle. Yani bu son örnekte bunun bir göstergesi. Evet. Mavi Kuş mesela. Yani Mesela evet siz Türkiye'nin çok güzel bir yaşayan sayfa hazırlamışsınız Star'da. En önemli hikaye yazarı Evet. Mustafa Kutlu'nun bir eseri. Yani Mustafa Kutlu'nun şehir tiyatrolarında oynayacak bir oyuna ihtiyacı yok ama şehir tiyatrolarının Mustafa Kutlu'nun hikayelerine ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Çünkü Mustafa Kutlu bizim aynı Neşet Ertaş gibi, aynı Yaşar Kemal gibi ortak değerimiz. Mustafa Kutlu Anadolu'nun hikayesini yazan ve bizzat kendisi Anadolu'nun hikayesi olmuş bir yazar. Ya. Mavi Kuş da geçen sezon son 1-2 hafta kala sezonun bitimine öylesine bir tadımlık olarak sahnelemişlerdi. Bütün provalar yapıldı. Esas bu yılaydı galiba. Esas bu yıla oynayacaklardı Evet. ve bütün o ben Mavi Kuş'u izleme fırsatı buldum son anda. Büyük bir prodüksiyon yapıldı orada. Büyük masraflar yapıldı. Evet. Kostümler dikildi. O oyun için bir otobüs inşa edildi Of 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 sahneye. of of. Demirden bir otobüs ve Of bu of. harcamalar yapıldı. Şimdi ne diyorlar? Ekonomik gerekçelerle bunu kaldırdıklarını söylüyorlar ama zaten masraf yapıldı. Şimdi siz bu yapılmış masrafı çöpe atarak israf yapıyorsunuz aslında. Yani hani diyorlar ya işte ekonomik gerekçelerle bunu biz Evet, kaldırdık. evet. Aslında tam Esasında tersine, yani prodüksiyonla ilgili tüm masraflar yapılmış anladığım yapıldı zaten, kadarıyla. yapıldı Ve ve bunu zaten siz maaşlar düzenli veriliyor. Demek ki bir verildi, masraf yokmuş. onca kostüm dikildi. Yani Evet. masraf yapıldıysa şayet geçen sene zaten yapıldı. Bu sene siz onu israfa dönüştürüyorsunuz. Bu kesinlikle kabul edilebilir bir şey değil diye düşünüyorum Ardan Bey. Esasında sizin birikiminize soruyorum. Bu son 17-18 yıl içinde bildiğim kadarıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait bu şehir tiyatrolarında Nazım Hikmet başta birçok
sol yazarın oyunları da yer aldı. Elbette yer aldı ve bu hiçbir zaman için hiç kimseyi rahatsız etmedi. Evet. Yani Nazım Hikmet ve Necip Fazıl oyunlarının yan yana oynadığı oyunlar da dönemler de oldu. Evet. Ve böyle olması gerekir zaten. Çünkü Nazım Hikmet de bizim, Necip Fazıl da bizim, Mustafa Kutlu da bizim, İskender Pala da bizim. Yani ya, çağdaş bir yazar olarak. Bunların hepsi Türkiye'nin birikimleri ve bir kısım kesim diyelim ki bunları görmek istemiyor. Yani bu Türkiye'nin birikimine bir balta vurmaktır ve kültür sanat hayatımızı çoraklaştırmaktır diye düşünüyorum. Doğrusunu isterseniz. Mavi Kuş'u biraz Mustafa Kutlu'dan bahsettik. Türkiye'nin yaşayan en önemli hikayecisi. Belki sinema seyircileri de onu Osman Sınav'ın çekmiş olduğu Uzun Hikaye filminden tanıyacaklardır. Mustafa Kutlu hiçbir zaman için Mavi Kuş'u tiyatroda oynayayım diye istekte bulunmadı. Tiyatrocular bizzat geldiler ve Mustafa Kutlu'dan bunu izin alarak oynadı. Çok güzel bir hikaye aslında. Orada bir otobüs var. Bir otobüste Anadolu'nun her meşrepten, her meslekten insan bir otobüse biniyor ve aslında bir yol hikayesidir ve otobüsteki karakterler bizi yansıtan karakterler ve aslında bir bakıma memleketinden ya, insan manzaraları sunuyor bize Mustafa Kutlu ve bunu, bu kimi niye rahatsız eder? Doğrusunu bunu anlamakta hiçbirimiz anlamadığımız için konuşuyoruz zaten. Sosyal medyada da bu çok yankı buldu. Demek ki insanlar da bunu anlamakta güçlük çekiyorlar ki bu kadar yankı buldu diye düşünüyorum. Bunların olmaması gerektiğini düşünüyorum. Çok çok teşekkür ediyorum Bedir Acar. Çok, ben de çok teşekkür ederim. Toparlayıcı bir analizdi. İyi akşamlar diliyorum. İzmir